Şüphesiz ki her yeni nesil öğretmenlerin eseri bu nesilleri yetiştirmekte kolay değil elbette. Çoğu ömrünü adıyor aslında bu işe. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü ve biz Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Buradaki öğretmenlere, öğrencilere mikrofon uzatacağız. Onlar için özel bir etkinlik de düzenleniyor bulunduğumuz noktada. Öncelikle şöyle sırayla gideyim efendim. Öğretmenler Gününüz kutlu Çok olsun. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. İyi. Sizdeki izlenimleri, bu mesleği yapma aşkı neler söylersiniz? Ben öğretmen lisesi mezunuyum aslında. Dolayısıyla liseden beri bu hayalim olan bir meslek. Evet. Her ne kadar şartları zorlaşsa da her geçen gün bu ve benzeri etkinlikler bizim geleceğe olan inancımızı, umudumuzu artırıyor. Zor bir meslek ama o kadar da keyifli bir meslek. Çünkü bizim çıktılarımız, yetiştirdiğimiz insan dolayısıyla çok kıymetli bir eser ortaya çıkarabilirsek ne mutlu bize. Yani işimiz hem çok zor hem çok önemli ama bir o kadar da keyifli ve mutluluk verici. Teşekkür ediyoruz katkınız için. Aslında her biriniz bizlere, çocuklarımıza ışık tutuyorsunuz, yol gösteriyorsunuz. Oldukça zor. Neler söylersiniz? Siz kaç yıllık öğretmensiniz? Sanıyorum uzunca bir süredir öğretmenim. 27 yıllık öğretmenim. Baş öğretmen Atatürk'ün izinde ülkesine ve dünyaya faydası olan öğrencileri, insanları yetiştirebiliyor olmak gerçekten muhteşem bir duygu. İyi ki öğretmenim diyorum. Ne kadar güzel. Mesleğini severek yapmak bir meslekten de daha öte aslında, değil mi hocam? Çok keyifli. İnsan kendisini her gün yenilenmiş hissediyor. Daha güzel olan her öğrenciyle birlikte yeni bir şey öğreniyor olmak. Evet. Bu duygu paha biçilemez. Bir de tabii öğretmenlerimizle birlikte öğrencilere de mikrofon uzatalım efendim. Siz neler söylersiniz? Öğretmenlerinizle birliktesiniz. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile görevleri başında şehit olmuş öğretmenlerimizin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Şimdi bir taraftan da efendim küçük hediyeler alıyoruz tabii Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize ama size verilecek en büyük hediye nedir onu da sorayım. Öğrencilerimin mutlu ve başarılı olduğunu görmek. Siz neler söylersiniz? Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Arkadaşlarımızla birlikte öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bu yüzden hepimiz çok mutluyuz. Biz de başarılar diliyoruz. Senden de alalım birkaç cümle. Neler söylersin? Şimdi öncelikle bugün çok kutsal bir gün. Bugün baş komutan, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü öncelikle rahmet ve saygıyla anıyoruz. Tüm öğretmenlerimize Öğretmenler Günü kutluyorum. Aynı zamanda bu vatan uğruna şehit olan tüm öğretmenlerimize, şehit öğretmenlerimize saygı ve rahmetle anıyor. Öğretmenler Günü kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz sana. Evet, şöyle devam edelim efendim. Şimdi bulunduğumuz bu noktada özel bir etkinlik düzenleniyor dedik. Trio grubunun bir taraftan tabii özellikle 2017 yılında şehit olan Aybüke Yalçın'ın ölmeden önce söylediği türkü de bir taraftan bu noktada seslendiriliyor. Şu hatırlatmayı yapmakta fayda var. Bugün bir film tabii vizyona giriyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla galası yapılmıştı. Aybüke Öğretmen Oldum Ben filmi bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona giriyor. Hatırlatacak olursak Batman Kozluk'ta teröristlerin saldırısı sonucunda 22 yaşında şehit olmuştu Aybüke Yalçın ve yine 2017 yılında Necmettin Yılmaz Tunceli'de Pülümür'de aracı yakılarak şehit edilmişti. Bu iki öğretmenimiz, şehit öğretmenimiz de bu noktada unutulmadı. Burada Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik devam edecek. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.